En önemli haberlerden birisi YSK'dan geldi. Biliyorsunuz AKP'nin başlattığı bir tartışma vardı. KHK'lıların oy kullanıp kullanamaması meselesi. Bununla ilgili AKP bir başvuru yaptı ve KHK'lılar oy kullanmamalı dedi. YSK kararını verdi. Yüksek Seçim Kurulu kanun hükmünde kararname ile kamu görevi yapması yasaklananların oy kullanıp kullanamayacağına yönelik tartışmalara son noktayı koydu. AKP'nin KHK'lıların oy kullanmaması yönündeki itirazını değerlendiren YSK talebi reddetti. YSK ayrıca AKP'nin 41.132 kısıtlı seçmen iddiasının araştırılmasına karar verdi. Memur olmayan sandık kurulu üyeleri de araştırılacak. Bu önemli bir karar. Bununla ilgili söyleyeceklerim var. Şimdi hani bu KHK'lı meselesi enteresan. Bugün bir AKP milletvekiliyle ilgili önemli bir şey öğrendik. Hani insanlar KHK ile mesleklerinden atılıyorlar, sivil ölüme mahkum ediyorlar. Oy kullanmaları dahi yasaklanabiliyor. AKP bunu istiyor. Haklarında bir dava var mı? Büyük çoğunluğunun yok. Ama sırf KHK ile memuriyetten atılmak vatandaşlık hakkının bile elinden alınmasına gerekçe gösterilebiliyor. Ama aynı AKP'nin Çankırı Milletvekili Salim Çivitlioğlu'nun cemaat soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifade verdiği ve soruşturmanın da hala devam ettiği davanın da henüz kapanmadığı belirtiliyor. 4 Eylül 2016'da AKP'li bir vekil cemaat soruşturması kapsamında ifade veriyor. Tırnak içinde söyleyeceğim, itirafçı oluyor vesaire, bildiklerimi anlattım diyor, neyse. Şimdi hatırlayın, aynı devlet mekanizmasının verdiği bir başka karar. Geçtiğimiz günlerde yine YSK verdi. KHK'lıların belediye başkanı olmaması gerektiğini hükmetti YSK. Ama diğer bir taraftan milletvekili olabiliyorsunuz. Hatta cemaat soruşturması kapsamında oradan hakkınızda soruşturma olsa bile. Ama AKP milletvekili olursanız iş değişiyor. Şimdi